Efendim Polatlar cezaevinde, şirketleri kayyum yönetiminde malum ama anlaşılan işleri tıkır tıkır yürüyor. Dün Dilan Polat'ın adını taşıyan güzellik merkezi zincirinin bir şubesi daha açıldı. Enerji temalı şaşalı açılışa Polat ailesi de katıldı. Dün de bayağı bir heyecan vardı. Enerji. Enerji sesi Dilan Polat cezaevindeyken bile yükseldi. Güzellik merkezi zincirine bir şube daha eklendi. Açılışa Engin Polat'ın annesi Şükran Polat da katıldı. Şirket kayyumla yönetilirken yeni şube nasıl açıldı sorusunu Polatların avukatı Hüseyin Kaya cevapladı. TMSF'nin kayyumların izniyle birlikte satışların başlamasıyla bu açılış yapıldı. Dilan Engin Polat çiftinin tüm mal varlığına el konuldu. 17 Kasım 2023 tarihinde şirketlerine kayyum atandı. Dün kağıthane şubesi açılınca kafalar karıştı. Geçen hafta itibariyle ürünler de satışta, bayağı da talep var. Kağıthane şubesi aslında faaliyetteydi ama açılış yapılamamıştı. Şubeyi Polat çiftinin bir aile dostu almıştı. Şirketlere kayyum atandığı için açılış için biraz bekleme kararı alındı. Dün de açılış gerçekleşti. Şaşalı törene Şükran Polat da katıldı. TMSF güvencesiyle sektörümüzde lider konumda kalmaya devam edeceğimize inancımız tamdır. Kayyum normal şirketleri kaldığı yerden yaptıkları işe uygun bir şekilde çalıştırmaya devam ediyor. Kara para aklama iddiası vardı. Şube açıldı. Öyle bir şey olsa ticarete devam edebilirler mi? Şükran Polat, Kübra Polat ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan açılışta bir aradaydı. Polat çiftinin avukatı başka şubelerinde açılacağını söyledi. Birkaç franchising şubesi daha yapım aşamasında.